Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir günden, güzel bir Antalya sabahından hepinize günaydınlar. İnşallah sizler de güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle videomuza yavaş yavaş artık başlayalım. Bu sabah Hakan'ı yatağından kaldırmaya geldiğim zaman, uyandırmaya geldiğim zaman, kaldırmaya geldiğim zaman lafa bakar mısınız? Bazen o kadar çok saçma, o kadar çok böyle kelimeler alakasız seçiyorum ki. Allah'tan sizler beni anlıyorsunuz ve sizler de benim bu duruma alışık olduğunuzdan dolayı herhangi bir şekilde çok fazla bir yadırgamıyorsunuz değil mi? Ya da garipsemiyorsunuz yani. Ha bir de bana arkadaşlar, çoğu arkadaş hep yazıyor. Ben hep önceden olan bir şeyim yani. Ben bunun çok fazla farkında da değilim. Çok hızlı konuşuyorsun Belgin. Kelimelerin çoğunu yutuyorsun ve biz senin dediklerini, konuştuklarını hiç anlamıyoruz. Evet, doğrudur. Ben bu ilkokuldan beridir benim. Hatta ilkokulda öğretmenlerim sürekli uyarıyordu. Yavaş konuş. Daha sakin konuş, kelimelerin sonlarını yutma, yutarak konuşuyorsun, dediklerin anlaşılmıyor. Doğru söylüyorsan bile insanlar senin doğru söylediğini anlamıyor, yanlış da anlayabilirler diye gibisinden çoğu kez uyardılar ama düzeldi mi? Yok, düzelmedi. 42-43 yaşında kadın oldum, hala aynı. Ama gerçekten video çekerken buna çok ama çok dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi dikkat edeceğim. Neyse. Sabah Hakan'ı uyandırmaya geldiğim zaman şöyle tepeden hep her sabah odaya girdiğimde ya da bu odaya her girdiğimde aklıma geldiğimde sürekli olarak yufkalarına oraya bakıyorum, kuş orada mı değil mi diye. Bir baktım, kuşu göremedim. Genelde hani odaya girdiğim zaman ya kafasını ya bir tarafını mutlaka kuşun görüyordum zaten, şey değildi yani, göze çarpıyordu iyice de büyüdüğünden dolayı tabii ki de. Hep kenarda duruyordu, yufkanın kenarında duruyordu sürekli olarak. Baktığım zaman göremedim. Hemen şuradan camdan bir baktım, kuş yok. Komple bütün şeye baktım. Dedim komple bütün dedim zaten. Balkona baktım. Çünkü bundan iki gün önce de ben kuşu yufkaların tepesinde göremedim ki, bir baktım ha kuş gitmiş, hemen camları kapattım. Balkon kapısını da açtım. Hani hem içerisi şey olsun diye orada temizliğini yapayım dedim. Hakan'ı bırakıp geldikten sonra işlerimi hallettikten sonra. İsmail dedi ki kuş dedi odaya dedi hapsetmişsin dedi. Kapı camları neden kapattın dedi. Meğersem kuş o zaman çıkmamış iki gün önce. Ben çıktı zannettiydim. Yufkanın tepesinde görmeyince genelde orada durduklarından dolayı ne bileyim ben hani daha uçmaya başlamadan genelde yuvalarını terk etmezler diye düşünüyordum ki meğersem şeye geçmiş. Benim bakliyatların olduğu yere tünemiş kendisi o zaman. Oradan dışarıya bakıyormuş. Neyse tekrar camları açtım. Kapıyı falan kapattım. Uçmasını beklerken bu sabah balkonu komple kontrol ettim. Ay niye bu böyle oldum ben ya, ağzım inanılmaz derecede kuruyor ya. Gerçekten ya. Sürekli olarak bir su içme şey hissediyorum. Neyse balkonu komple kontrol ettim. Kuş yok. Bu sefer garanti yok. Gitmiş. Çünkü sürekli olarak cam açık olduğu zaman şu camın tepesine çıkıyordu. Oradan dışarıyı seyrediyordu. Hani böyle bir cesaretlenip uçma şeyine giriyordu ama sonra tekrardan yufka tepesine koydu. Oralarda öyle bir dolanıp duruyordu ki neyse ki uçtum. Gerçekten çok sevindim. Kendi adıma da çok sevindim ki artık orayı komple şöyle güzel bir şekilde temizleyip daha rahat bir şekilde kullanacağım. Kuşlar olduğu zaman da ister istemez rahat bir şekilde zaten kullanamıyorduk ki onları rahatsız etmemek adına. Bir de onların adına da çok ama çok sevindim. Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler. Sağlıklı bir şekilde uçtular. Gerçekten onu da çok sevindim. Hiç olmazsa ne diyeyim, telef olmadılar mı diyeyim. Ölmediler diyeyim yani açıkçası. Yani hani bazen biliyorsunuz ki yumurtadan çıkıyorlar. Ondan sonra hayatı tutunamıyorlar. Ölüyorlar, vefat ediyorlar. Kötü bir durum tabii ki de. Ama balkonumun hali siz tabii ki de bayağıdan beri görmüyorsunuz. Birazcık içler acısı arkadaşlar. Gerçekten. Şunları hep temizleyecektim. Temizledim hatta bir ara komple. Bakın tekrar hep buraları hep battı. Şimdi bunların hepsini tek tek şöyle çekeceğim. Buraları temizleyeceğim bak. Bu cam açık olduğu zaman, tepesine döndüğü zaman bak nereleri istemiş, görüyor musunuz? Canı sağ olsunlar ya. Sağlıkla uçtu mu? Uçtu. Ona şükür. Zaten bu balkona terliksiz çıkamıyorduk. Kuşların pisliğinden dolayı. O yüzden ilk önce şu perdelerimi bir çıkartacağım. Perdelerimi yıkayacağım. Perdelerimi de yıkaması gerekiyor. Camları zaten içten sileceğim. Oo, şu tepeye de yapmış, görüyor musun?
İçten mi? Dıştan. Dıştan şurada. Ama ilk önce şu yufkalara bir bakasınlar. Yufkalar zaten %100 gitti. Şuraya bakar mısınız? Bu çarşafları da hiçbir şekilde kullanmayacağım. Bunları da aynı bu şekilde çöp atacağım arkadaşlar. Şey yapmayacağım. Hani yıkayayım da şey yapayım ileride hiç ama hiç girmeyeceğim. Direkt çöp. Ben o zamanlar size söylemiştim. Bir tane yumurta vardı, sonra iki tane daha yumurta yaptıydı. Bir yavru çıktıydı, bir yavru daha ondan sonra çıkmış. Zaten büyükleri belliydi. Uçuş şeylerinden de belliydi zaten. Ama bir tane yumurta telef olmuş. Gördüğünüz gibi o. Bundan yavrumuz çıkmamış. Yattıkları yer sürekli şey yapmışlar, sürekli olarak yattıkları yer çökmüş. Gördüğünüz gibi şurası komple çökmüş. Ha, yufkalarım sıcaktan herhangi bir şekilde küflenme, herhangi bir şekilde hani bozulma yapmış mı derseniz şu anda benim gördüğüm kadarıyla yok. Ama tabii dediğim gibi de artık bunlar yok arkadaşlar. Bunları daha önce de söylediğim gibi bunları ben sokak hayvanları için kullanacağım. Tabii ki de çöpe atmayacağım ama sokak hayvanları için kullanmadan önce de şebneme telefon açacağım. Şebnem biliyorsunuz ki sokak hayvanları onlar her gün, her akşam hemen hemen evlerindeki yiyecekleri, kalan artan yiyeceklerin hepsini toparlayıp sokak hayvanlarına yemek veriyorlar. Kedi olsun, köpek olsun, kuş olsun hiç ama hiç fark etmiyor. Şebneme telefon açacağım, Şebneme söyleyeceğim yufkalarımı. Şunu kapatsam mı? Çok fazla ses geliyordu. Baya bir kesiyor sesi. Şebnem'e telefon açıyorum. Şebnem'e söyleyeceğim. Ama aslında bunları ben birazcık böyle parçalayıp bir poşete koyup İsmail'le beraber Şebnem'e göndereceğim. Bir sokak hayvanlarımıza yemek olsun, yiyecek olsun. Onlar için hiç olmazsa temiz bir şekilde kullansın ki gönül rahatlığıyla da zaten hiçbir şekilde şey aklımda hiçbir soru işareti kalmadan da Şebnem'e güvenerekten diyeyim ben açıkçası. Ha burada aklında soru işareti nasıl kalacak derseniz hani birine verirsiniz, sokak hayvanlarına versin diye verirsiniz ama alır kalır çöp atar. Şey yapar. Ha ben bunları kuru kuru hayvanlara versem bunları hayvanlar kesinlikle ama kesinlikle tüketmezler. Zaten Şebnem'den sokak hayvanlarına yemek yiyecek herhangi bir şey verdikleri zaman onlar hani daha böyle fazlalaştırmak adına, daha da onların karınları doyması adına içlerine ekmektir, artık nedir, yufkadır, odur, budur, ne varsa artık evlerinde ya da evlerinde onları da zaten içlerine doğrayarak da koyuyorlar. O yüzden bunu rahat bir şekilde ben kullanacaklarına. Bakar mısınız? Koca bir poşet
Rıfka çıktı. Şebnemciğimle konuştum. Şebnemciğim dedi vallahi tam en güzel, çok güzel şeyin aradı, vaktini aradı dedim ben sana. Zamanlaması çok güzel oldu dedim yani açıkçası. 11 tane köpeğimiz var. Belgin dedi burada parkta dedi yaşıyorlar dedi, barınıyorlardı. Biz onları dedi yemek hazırlıyoruz her gün dedi. Bugün dedi Hayal abla dedi yemek hazırlayacak dedi. Yemekler hani karınları daha güzel doysun dedi. Karınları doysun doyması adına içine tabii ekmektir, makarnadır, pilavdır. Artık o anda ellerinde ne varsa onlardan ekliyorlar ki Hayal ablacığım da makarna ekleyecek dedi. Olmaz Hayal ablaya telefon açayım ben dedi. Hiç dedi makarna eklemesin dedi yufkaları koyalım dedi. Hiç olmazsa yufkalar da değerlensin dedi. Evet gerçekten çok güzel bir zamanda aramışım. Çok güzel bir zamana denk geldi yani. Yufkalarım sokak hayvanlarına, köpeklere gidecek arkadaşlar. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Neyse bunlar da onların da seviymiş. Onların rızkıymış. Onların boğazından geçecekmiş. Çok da güzel oldu yani. Ablama söyleyeceğim bana tekrardan yufka yaptırsın. Evet yaptırsın. Çoğu arkadaşlar bana yazmışlar. Ay boynum çok kötü tutuldu. Boynum ağrımaya başladı. Soğuk olarak böyle aşağıya kalktığımdan dolayı nedir? Bana bazı arkadaşlar yazmışlar. Belki yufkaları ıslat, buzluğa koy. Buzluktan kullanacağın zaman çıkar diye yazmışlar. Ama bir daha yufka yaptırsam şayet aynen sizin dediğiniz şekilde de yapabilirim. Onu öyle bir şey hiç yapmamıştım, görmemiştim ama birkaç tane yufkayı öyle bir deneyeceğim, ıslatacağım, buzluğa koyacağım. Döndükten sonra tekrar çıkartıp bir bakacağım nasıl diye. Hatta bazı yapan arkadaşların hoşuna da gidebilir. Bu tamamen damak zevkine bakan bir şey. Benim hoşuma da gitmeyebilir. Neyse İsmail'cimle söyleyeyim bunu Hayal ablaya hemen götürsün. Hayal ablacığımın da evi yakın. Böyle arka taraftan giderken Bayılgen diye bir restoran var. Antalya'da yaşayanlar ya da Antalya'yı bilenler bilir. Çok eski bir şeydir, restorantır, lokantadır. Bayılgen hemen zaten orada oturuyor. İsmail'cim götürüp gelsin bunu da. Buradan çıkan her şeyi ya sileceğim ya da yıkayacağım. Allah'tan çoğu şey zaten poşetlere koyduydum arkadaşlar. Ben ayakkabıları bile tek tek biliyorsunuz ki poşetlemiştim ki iyi ki de poşetlemişim. Çünkü hepsinin üzerinde tabii ki de kuşlar uçmaya çalıştıklarından dolayı, kanatları çıktıklarından dolayıdır herhalde ki. Her yerde böyle küçük küçük minik minik tüy gibi şeyler var. Olmadı bunların poşetlerini değiştiriverim. Daha iyi yıkamam lazım. Şöyle seni de bir alayım ben hemen. Bunun arkasını merak ediyorum açıkçası. İyi neyse. Arkası temiz, arkasında herhangi bir şekilde bir şey yok. E'lerini falan yapmamışlar.
Şu camın dışına, ay hayvan, ay o ne zaman geldi oraya hiç fark etmedim ya. Ben elimi kaldırınca da korktu, kaçtı. Şurada gördüğünüz gibi camın dışında kuşlar pislemişti, oradaki pislikleri temizleyeyim diye spotlarla kazamak için camı açtıydı. Camı da öyle üstün kör istedim. İnanın ki sizler biliyorsunuz ki ben camları dışarıdan tam olarak silmiyorum. Silemiyorum açıkçası. Neden? Çünkü benim yükseklik korkum olduğundan dolayı bir anda aşağıya baktığım zaman veya o yüksekte olduğumu hissettiğim anda ben elim ayağım bir anda boşalıp gözüm kararabiliyor ki büyük odanın oturma odasının camını silerken geçtiğimiz yerde az kalsın aşağıya düşürdüm. O yüzden çok fazla uğraşmıyorum. Belki sizler de görüyorsunuz ama görmüyorsunuz. Şu köşe kısımlar zaten benim genelde hep kalır. Silinmez. Oralar hep şöyle bir pistir. Ha şuradaki demire basılıp da çıkıp silebilir miyim? Evet silebilirim. Oradaki demir profil gerçekten sağlam. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum ama sıkıntı bende arkadaşlar. Ben çıkamıyorum. O yüzden hiç risk atamayacağım kendi. Hani böyle birinci katta, ikinci katta da oturmuyorsun. Ha, birinci katta, ikinci katta otursam bile böyle bir eğer sıkıntınız varsa da, şeyiniz varsa da işte hayatınızı risk atmaya gerek yok. Bir cam silmek için de canınızdan olmaya, hastanelik olmaya ya da sakat kalmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bir de ben 5. katta oturuyorum ki düşünün ki. Neyse. Bundan konuya geçiyoruz gibi bir şey oldu. Ben camı silerken kuş şuraya geldi, kondu. Ağzında da çalı çırpısı var yuva yapmak için. Bu etraftan topladıkları minik minik dallar olur ya. Onu da almış şurada bekliyor arkadaşlar. İçeriye girecek. Camacık büyük bir ihtimalle hani buraya tekrardan belki bir yuva yapmayı düşünüyor olabilir. Ama belki benim dış ünitenin üstüne de yuva yapıyor olabilirler. Biliyorsunuz kuşun hemen arkasında yatak odasının klimasının dış ünitesi orada kaldı. Belki oraya da yuva yapmış olabilirler. Yapsınlar neyse ama bir daha bu camı açmayacağım. Kesinlikle açmayacağım. Belki arada sadece şöyle tepeden havalanması için açabilirim ama onun dışında bir daha camı kesinlikle açma. İnanın ki hiç düşünmüyorum. Hani şey olarak gözükmek de istemiyorum. Hani kuşların yuva yapmasına engel olmak amaçlı. Evet kuşların bir daha kapalı balkona yuva yapmasına engel olmak amaçlı. Bir daha da camı açmayacağım. İnanın ki. Bir saati rahat geçti arkadaşlar. Hala var ya. Arka balkondayım iyi mi? Hayvanlara affedersiniz. Sıçak bir yer kaldı. Şu anda görmediğiniz arka kısmı komple bitirdim. Oraya bazı oranın eşyalarını yerleştirdim ama hepsini tek tek ya sildim ya da yıkadım. İnanın ki şu camların açtığım o şey camların üstünde konmuşlar sizlere zaten söylemiştim. Şeyleri açtığım zaman, kanatları açtığım zaman oraların şeylerine kadar, içlerine kadar E'lerini yapmışlar. Onları tek tek temizledim. Spatula ile kapatalım. Bunun üstünde dahi var. Oho. Hala dolaşıyor buralarda. Yuva yapacağım diye. Git başka yere yuva yap. Artık buraya yuva yapmaya izin vermem ben size hiçbir şekilde. Açar mıyım ben bu camları bir daha? Perdesini asayım diyorum çünkü perde de bitti, yıkandı. Çok fazla da bekletmek istemiyorum. Nemi ile beraber asıldığı zaman kornişin üstünde kurusun diye. İşte ufak alan olunca nereye dönsem şey var. Şey var, eşya var. O yüzden rahat bir şekilde çalışamıyorum zaten. Rahat bir şekilde temizlik yapamıyorum. Sevmiyorum ben böyle ufak alanlarda. Sıkış tepiş. Temizlik yapmayın ama. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Ay evet bir yerde gördüm az önce asarken ip çekmiş arkadaşlar. İşte nefret ediyorum böyle olduğu zaman. Şuna bakar mısınız? Boydan boya. Bunda
asarken fark ettiydim. Çıkarmaya da üşendim düzeltmek için. Şimdi elimde burada az da olsa düzelteceğim ama. Allah'ım yarabbim, burada bile mahvolmuş ya. Halkalar takılıyor tüllere. Herhalde bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla diyeyim yani sizlere de. Bitti mi bitti? Yavaş yavaş bitti arkadaşlar. Sadece yani tekrardan şöyle bir süpüreceğim ve sileceğim. Zaten kaç defa yeri süpürdüm sildim hiç bilmiyorum. İnanın ki sürekli olarak tozumasın, toz yukarıya çıkmasın diye yerleri süpürdüm ve sildim. Ay çok seviyorum ben, perde yıkadıktan sonra asıyorsunuz ya, o evin içinde, odanın içinde böyle bir temizlik kokusu veriyor ya, ben o kokuya bayılıyorum. Perdenin yıkandığı zaten o kokuyla belli oluyor. İnanın ki belli oluyor. Oh, mis gibi ne oldu? Benim kameram adam ısırmaz. Ya ısırırsa? Hani Yel abla, İsmail geldi. Kamerayı açtı değil mi? Ağzımda bile girmiyor ki, bana diyor ki şey var. Kollarım bitti artık, şey yapamıyorum. Ben de gücümde kalmadı. Arka balkonu bitirdim. Ufacık balkona maniyara bak, kaç saatim aldı. Ben bak bir oraya gidiyorum, bir oraya geliyorum. Evet. Çamaşırları yıkamam lazım. Biz benim anahtarım varmış ya. Son anahtarı, doğru anahtarı. Bizim kendimize birer saatte bir şey almamız lazım. Ben de onların bir alet çantası almamız lazım. Çantası almamız lazım hayatım. Nihal ablayı aradım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye de. Aa, bu da çok küçük. Zaten bu seneki şey de büyük. O şey de büyük zaten. Onunla denedim ancak orası kırılır. Dur bir saniye. Dur ya, bunu açabilir miyim? Ben önceden elimle açıyordum onu. Kim sıktı bunu? Ben sıkmışımdır. Deli sıkar gibi. Su akmasın diye sıkmışımdır. Baksana dolap oradan da çürüme yapmaya başlamış. Neyran, Allah'tan senin dolapların sağlam. Yani sağlam olmasa... gidecek. Beraber aşağı inelim de... Şeye bakalım, pompaya, olmadı pompa taktıracağız. Yapacak bir şey yok belgin. Taktır neyin ama? Hani şimdi benim pompa çalışıyor. Geçenlerde ben söylemiştim pompam bozuldu diye de, pompada bir sıkıntı yokmuş. O gün sularda sıkıntı varmış. Pompada tabii suyu tam olarak alamadığı zaman ne yapıyor? Pompada zorluyor kendini. İyi günden beri herhangi bir sıkıntı yok. Pompa çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Hatta neyin ablalar da o gün su az geliyor. Değil mi? Ben balkonu yıkıyordum. Evet. Serçe parmağımdan daha önce akıyordu su. Evet, benim de aynı şekilde. O akşam serçe parmağımdan daha önce akmaya başladı. Pompayı fişini kaç defa taktık, çıkardık, resetledik. Hiçbir şekilde çalışmadı. Ama ertesi gün sabah bir açtım diye abla, şaldır diye su bir indi. Ama Allah... Ha, pompam çalışıyor mu? Evet, şeytan kulağına kurşun çalışıyor ama bir tane de yedek alıp koyacağım. Fiyatlarına baktım ben, 1500 ile 2000 TL arasında değişiyor. Hatta şimdi Nihal ablaya da bakacağız. Bizim alttaki 0.75 mi? 1.5 mu? Hmm. Bir ona bakalım. Eğer 0.75 ise 0.75 yetiyor. Çünkü Sadık abi söyledi. Aşağıdaki pompa çok güçlü dedi. Güçlü, evet. Çok fazla suyu tanzikliyor dedi. Arıtıcıdan o yüzden su geliyor senin dedi. Hmm. Onun dedi, hatta şey dedi. Pompanı da biraz ayarını kısayım dedim. Kısma dedim. Benim makinelerim çalışmaz dedim. Ondan sonra senin arıtıcına ben dedi bir parça takacağım dedi. Arıtıcı taktıracaksın ya. Ona bir parça takıyormuş. Tansikli gelen suyu dengeliyormuş o. Hmm. Onu sana da taktırın bak şeye. Sadık abi şeyi geldi. Ama şimdi başka birisi taktığı zaman o zaman garantiden çıkar. O zaman gelecek olan cihaz çünkü garantisiyle gelecek. O zaman sen onu cihazı... Onu ne yapacağız? Söyleyeceksin. Cihaz takılırken ben yalnız aşağıya pompa taktıracağım diye söyleyeceğim. Evet bence. Onu ayarlamak için cihazı takacak, fark neyse. Onu ödeyeceğiz. Söyle yani, pompa takılacak de. Hatta benim sıkıntı yaşadığımı söyle, pompanın hani şey yaptığını da söyle. Bıktım ben, dün bir makine çamaşır ya, sabahtan atılır akşama kadar uğraşılır mı? İşte sularda sıkıntı yaşadığı zaman benim çıkırdı. Dur yer abla, dur. Açılmaz öyle, öyle açamazsın hayatım. Kız elimle açıyordum ben bunu hep. Elinle açıyordu, şimdi elinle açamıyorsun. Ya çok bir şey yok. Dur bakayım. Şunu ben de elimle açıyordum. Havluyu mu denesem? Amma! Bunu aç, bu öbürküsü neydi? Hangisi neydi? Ha, bu takılı değildi değil mi? O takılı değil, şey, o bir sıcak su girişi, bir soğuk su girişi de. Aynen, bende de yok o. Almadım, sıcak su girişi de alıyoruz, gün ısıdan kaynar suyu bir alıyor.
Açtın ya. Açtım evet. Beni niye çağırdın? Yanımda ol diye. Benden kuvvet alarak. Dur çekil tamam. Ev su basarsa. Yok kız ne basacağız? Ha ben bir bastırdım ya musluğu kapatmadan açtım burayı. Bazen olabiliyor Nihal ablacığım. Ya bak işte hop benim kolum gitti. Tamam bakalım. Sen yalnız musluğu açmamışsın. Nasıl musluğu açmamışsın? Tamam. Ben yok şeyi açmamış diyecektim de. Bana da filtre taktılar. Manyetik filtre taktılar. Bu filtreyi hiç temizlemenize gerek yok dedi bana. Nesten. Nihal abla bilmiyorum ben. O yüzden hiç filtre temizleme boş vardı. Bu filtre manyetik. Acaba oradakiler ne yapıyor? Manyetik filtre havaya mı salıyor acaba? Çok merak ediyorum. Hayır benim takıldı. Hani düzeldi ama yine de dedi ki servis. Cihazını değiştirdim mi ben bunun içinden? Boruları nasıl dedi? Metal sizin dedi. Bir saniye onu şeyle çekeceğiz. Dur şu tatlıyı kaç bakayım. Bak gördün mü? Gördüm çektim orada. Daha bunun içinde şey filtrem var. Evet. Ver alayım ben. Şunu açayım ben de. Çevirerek mi alıyoruz bunu? Evet. Gördüğüm gibi böyle. Gözüm tıkıyor. Kız Nihal abla bunda bir beyaz parça var ya. İşte onu alacağız. Onu mu alacaksın? Evet onu alacağız yıkayacağız. Dur, beyaz parça. Evet. Sen gel bakayım şuradan dolan, oradan dolan mı, buradan dolan gel. Şuraya geç bakayım ben. Şimdi ben parçayı bilemem Nihal abla, fazlaca asılırım, kırarım. Ondan sonra filtreden dolur. Ben de ucunu kopardım zaten. İşte ben de onu bilemediğim için zaten dedim ya sen. Dur, ben çekeyim, çekil abla. Erkek işine karışmadan yapalım. Allah'tan bunun içinde filtre var. Filtre olmasa ne yapacaksın acaba? Çok filtre varken bu durumda burası. Ya ben var ya benim de aslında çamaşır makinesini çekesim var da ne yapayım? Çamaşır makinesini çekersem yerinden oynuyor bu sefer benim. Sallanıyor. Yani servis gelecek. Servis geldiği zaman bir baktıracağım ben şeylerine. O çıkmak için de hemen önce şeyini bir alacağız. Görmem lazım. Bu nasıl bir şey dedim ya? Bu nasıl bir şey? Dedi ki şey... Pas olduğu için dedi şeyde... Metalmiş buraların, boruları demirmiş. Tabii canım demir... Eski borulardan ne bekliyorsun zaten sen niye ne yapıyorsun? Aratıcı olmadan öncesinde şeyde verdin. 2-3 defa kullandın mı... İçteki filtre hiç sökmem gerekiyordu. Ama bunu nasıl alıyordum ben? Epeydir... Çıkarmıyorum da... Anladın mı? Evet. Getir bakayım. Bak. Ha filtre bu mu? Evet. Görüyor musunuz? Benimsi böyle değil ama. Yeni çıkanlar böyle değil. Herhalde. Vallahi bilmiyorum. Adam bana şey dedi. İlk takıldığımda da söylemişti. Hani 6-7 ayda bir filtresini çıkarıp temizleyeyim diye. Şimdi oraya su püskürtmemiz lazım ki. Şey mi? Şuraya mı? Oraya, oranın içine. Bakar mısınız? Borunu. Allah'ım simsiyah. Ya simsiyah dediğim şey küf. Şey, aman küf demişim. Pas. Pas. Pas, pas. Diyorum ya sana, içinin cihazını bir çıkardılar, bordo olmuş. Bu dedim, niye bordo? Beyaz değil dedi. Adam dedi ki, beyaz da dedi. Pastan dolayı dedi. İşte. Şuraya bak. Aa, bu da ilaçlı fıstık, bu olmaz. Diğer fıstığı ne yaptım acaba ben? Şununla dökeceğim artık yere. Şunu ben tutayım mı şöyle? Engel olabildiğim kadar engel oldum Nihal abla artık. Yapacak bir şey yok. Ayağında terlik verdi mi senin? Evet. Tamam gerisi silinir. Sen... Bakalım bunu açma. Ay temizlenmiş ne herhalde tamam. Bak bir. Temizlenmiş evet. Evet gitti. Gitti. Hadi. Bu böyle işte belgin dert.
Benimkisinde şey, benim gördüğüm kadarıyla, eğer yanlış hatırlamıyorum senden abla, benim böyle girişe şeye sokmuyor şeyi. Ayrı bir aparat bu. Bu aparat var içinde yani, arada böyle şey var, aparat gibi bir şey var. Ama onun içinde mutlaka filtre vardır. İşte o filtre zaten, filtre o. Seninkisi gibi bunun içine sokmuyor yani, böyle bir aparat bunun filtresi. Benim bak filtrem burada. Gelen suyu temizliyor. Makinelere temiz su gidiyor. Ama bu filtreye rağmen bu kadarsa sizin borularınız gitmiş dedi servis. Tabii ki bizim borularımız. Hatta servis dedi ki iki de bizi çağırıp da para vermeyin dedi. Hani servislik bir olayınız yok sizin dedi. Kendi temizli. Bize boşu boşuna dedi para ödemeyin abla, sizin de tesisatınızla alakalı sıkıntı dedi. Açtık mı? Açtık da. Dur bir dakika, ütüleyeceğiz. Önce şu yeri bir alayım, belki şurası da. Attık attık. Şuna bak, sırf pas. Pas bir de şey, toprak. Toprak. Toprak da çok. İster istemez şey de var. Hani boru her patladığında tekrardan şey olduğu zaman içinde pisi, toprağı, şimdi her şey giriyor zaten. Banyonun içindeki çeşmeden su doldurdum. Dün çiçeği tükürdü. Toprak değil. Ferguson abi dedi ki şeyi söktürmüş. O da makine yanınca. Tesisatı söktürdüm dedi. Hangi tesisatı? Banyonun tesisatını. Ha. O borunun içinden çıkanları aklın hayalin durur diyor. Neler çıkmadı boruların içinden diyor. Onların da makine yandı ya. Makineyi değiştir. Peki ne yapacaksın? O tarafa çekeceğiz biraz. Tamam. Yoksa oturtamayız yerine. Sen bir şeyi takaydın başladı. İşte takacağım onu şimdi, onun yetişmesi için. Dur hayatım, dur ben sana vereyim. Buyur. Balkondaki kuş sonunda gitti mi herhalde canım? Sonunda değil mi? Gözün aydın uçtu. Evet uçtu ama yani pislemediği yer kalmamış. Ne olacak Belgin ya? Cam boş ver. Aynen. Biskoları da şey yaptım. Şebnem'le konuştum. Parkta bak besledikleri 11 tane köpekleri varmış. Yemek yapıyorduk. Belgin dedi içine makarna koyacak. Hayal abla dedi. Hı. Yufkaları koyarız hiç olmazsa dedi. Ha şey yerine? Makarna hı-hı yerine? Tabii. Evet. Mantıklı yani. Tabii canım. Tamam ben bakayım bir. Dur. Kuru bezle yine bir. Bence sen bir suyu aç da bir suyu. Ama nasıl açacağım? Alması lazım. Tam sıkıldı mı diye. Ver tut ben yapayım buradan birazcık. Ver. Ver hayatım ver. Kaçırmaz. En büyük korkum zaten o. Çıkın. Anahtarı alalım kız. Dur bir saniye. Annem şimdi kapıyı duymaz. Dur. Aldım hayatımı. Pompanda siparişine oturduğumuz yerden verelim. İlerle ben kapıyı kapatırım. Benim elim var şimdi. Kapalı zaten. Sıkıntı yok dur. Haydi bakalım. Bismillah. Valla hiçbir şey bilmiyorum artık. Kimse de zaten onu şey yapmıyor, kabullenmiyor. Herkes yapmıyor, hiç kimse yapmıyor yani. Birazcık neyle alacak, şunu yukarıya kaldıracaksın demir kapında. Şöyle, bak ben ayağımı gibi yaptım. Hı. İçeriye doğru. Sen içeriye doğru, içeriye. Ana, ben kaç sene oldu yedi aşağıya. İşi tutayım mı sana? Dur bir dakika. Hah, şöyle. İlerle. Şu korku evleri yapıyorlar ya, hiç gerek yok. Gerek yok, bizim buraya gelsinler bedava. Böcekler ters dönmüş. Ne abla bak karşıda şey var. Ay! Yavaş. Sen şey çok üst, bak ışık var. Aç onu. Hı. Kız sen bayağıdan beri hakikaten iniyor mu buraya? İniyorum. İlk defa iniyormuş gibi şey yapıyorum da o yüzden. Ya da ben çok sakindiğim için. Hayır ben inmiyorum. Şimdi dur bakalım bunu. Şeyine bakalım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Şunun bir fotoğrafını çekelim. HZ 220 volt. 10 HP. 220 voltmuş ya bu. 220 volttan aşağısı olmaz ki zaten Belgin. Yok ya da ben yanlış şey yaptım. Dur şeye çıktığımız zaman, internetten baktığımız zaman Nihal ablacığım bir şey yapalım da. Bak. 220 volt olmak zorunda.
Ay, fotoğraf çekemedim. Tamam, bir de şuranın fotoğrafını. Şurada, şurayı çekeceğiz. Orayı da çekeceğim. Bunun aslında bu bir şeye de bakabiliriz. Nasıl, aa bak nasıl video şey çekti ya. Tamam. Ay. Bir bakalım da. Özelliklerine bakarak şey yapalım. 0.75 yazıyor. 0.75 neydi ama? Bir de 1.5'luk vardı. Ona bakalım bir. 10 HP. 1.5'luk büyük gelir ama belki. İzmir demiş bak bunun şeyi. Yenişehir, İzmir. Ki sene bir de şey çıkıyor. Beşinci kata çıkıyor. Şöyle mi ikinci kata çıkacak? Hani üçüncü kata çıkacak çekme kapı. Yok canım, 1.5'luk bana bile fazla şu anda. İşte neler yani. Şurada hep akan yerler var ha. Sürekli. Bak hep damlıyor. Sufat bak. Bu kimisi? Bak bu hep damlıyor burada. Benimkisi şu. Şeyim bu. Nazmiye ablanın. Böyle mi diyor, böyle mi diyor acaba? Ha ben, Nazmiye abla. Benim altımdaki. Orası o. Biz, muhtemelen bizim taraf o zaman. O zaman bu şey. Bu da. Neydi? Benim senin. O zaman şu olması lazım. Hayır, o senin değil. Ben. Yeni taşınan komşu. Sen. Ayten. Bu da benim işte o zaman. Kız sen. Sen Ayten diyorum. Diyorsun. Sen bu, diyorum. Bu ben miyim? Evet, bu sensin. Bak ben. Yeni taşınan komşular, benim altındakiler. Bu da sensin, onların altındasın. Bu da Ayten. Tamam. bu 3 saat. Bir tanesi bunun şeyin, adını sen söyle, buranın. Hasan Usta ile şeyler de var ya burada. Doğru, Hasan Usta da var, şu şey de var. Tabii canım, onlar da var, ne güzel değil mi? Ben, komşu, niye lamba Ayten? Ya. Ayten diye gidiyoruz yani, şey yapıyoruz. Aa bak evet, bu buranın saati. Burası buradan bak, çeşme çıkarmışlar gördün mü? Evet. Apartmanı yıkamak için. Sen şeyini bilmiyor musun? Abone numaranı? Ezbere bilmiyorum. Ben biliyorum. Hiç gerek duymadım Nalgin'cim. Ne bileyim, ben ezber çıkmak benim 101-729. Asat numaram 101-729. Bakacağım mı oralara? Işığı açayım ben sana, dur hayatım, korkma sen. Işığımız burada da var. Aa yanmıyor. Yanma yarıda. Örümcek ağları var burada, girme. Zaten terliğim yapıştı üstüme hepsi. Çık hadi, ben lambayı kapatacağım. Çık sen. Ha bakın bizim çalışması. Aslında bu çalıştırılacaktı. Ne oldu? Şeyde, karar defterine de yazıldı. Ama şey dediler ya ondan sonra. Deponun komple yapılması lazım. O da çok masraflı olur dediler ya. Evet, mantıklı. Şu şeyde motorda sıkıntı var bunlarla, bak Neyen abla. Aslında biz yıllar öncesinde bu depo... O zaman bayağı iyi bir para ödemiştik. Deponun içi boşaltıldı, yeniden fayans döşendi içine. Yeniden yapılmıştı bu. Ama ondan sonra ne olduysa bunu muhtemelen yaptırmadılar. Bu yapılmadığı için. Bize şey dediler, biz ilk taşındığımız zaman. Bizim motorda sıkıntı var. Yukarıya su çıkmıyorsa motoru yaptıralım. Siz yaptırın dediler bize o zaman. Hep beraber kullanalım demişlerdi bize. Ben de kabul etmedim. İki gün sonra motor bozulsa dedim, yine ben yaptıracağım, yine ben yaptıracağım. Apartmanlar elini cebine sokmayacak i̇şte dedim. Ben o yüzden kızıyorum ya. O zaman o kadar yüksek rakam ödedik ki biz buraya. İçini komple söktüler, yeniden fayans döşendi depoya. Temizlendi. Çalıştı mı? Hayır, çalışmadı. Niye motoru yaptırmadılar? Evet, motor. O kadar parayı aldınız, yaptırdınız. Motoru bari yaptırın da. Ne oldu, o fayanslar döşendi. O para çöp oldu. Fayanslar da çöp oldu. Boşa. Çöp oldu yani. Aynen. Işık daha yeni yandı. Hadi neyse, hadi çıkalım yukarı hadi. Hayır, çıkalım, biraz kahve içelim. Hadi içelim. Vücutlara bak ya. Senin ilaçlanmasaydın var ya. Sen ilaçlanmasaydın bizim evlerin içinde şu anda böyle böceklerle kaynıyor. Benim o, ben de ilaç, çiçekleri ilaçlıyorum ya. Evet. Çiçeklerin ilacından giren olduğu yerde düşüp kalıyor. Senin balkonda ilaçladım evine. Hayır, balkonda ilaçladım, ben çiçekleri de ilaçlıyorum ya. O ilacımda şey diyor benim. Evcil hayvanınız varsa diyor, bir gün süreyle evcil hayvanınızı daha sokmayın balkona diyor. Aman Antalya'nın ya da sıcak şeyle nemli bölgenin kaderini yer alacağım. Aman hadi götür. Al götür canım, senin olsun mahtar. Ne diyordum?
sıcak bölgede yaşıyorsanız, nemli bir bölgede yaşıyorsanız tabii ki de hamam böcekleri olacak, olmayacak da değil. Evet. Biz ne yapıyoruz? Onlarla yaşamayı öğreniyoruz artık. Evimizi her 6 ayda bir ya da senede bir mutlaka ilaçlatıyoruz. Bak buradan da kamu spotu, evimizi ilaçlatın. Saat 4 oldu, pazara çıkmam gerekiyor haklanmadan önce. Hızlı bir şekilde pazarımı görmem gerekiyor. Bayağıdan beri de pazara çıktım. İnanın ki var ya, pazara çıkmak şu anda bana öyle bir zor geliyor ki, öyle bir Allah'tan size zorla çıkıyorum. Evde ne patates kaldı, ne soğan kaldı, ne domatesim var, hiçbir şey kalmadıydı inanın ki. Şu yüzümün yanması da geçirdim ya. Yine böyle aşağı indiğimizden beri de yüzüm yanıyor. Aşağıya büyük bir ihtimalle değil, büyük bir ihtimalle dememe gerek yok. Zaten aşağı ilaçlıyorlar, belediyenin çalışanları ilaçlıyor aşağıya. Buharlı ilaçlıyorlar, sizler de biliyorsunuz ki şeyle. Biz de sağa sola dokununca herhalde suratıma dokundum da, dokunduğum yerler, şu kısımlar hep şu anda yanıyor. Allah, kolumu sıkıştırdı. Hava pek güzel ya. Ay maşallah maşallah diyeyim ya. Baya baya serin bir hava var. Esinti de muhteşem. İlk önce patatesle soğanımı alayım ben. Çok fazla almayacağım zaten ya. İşte. Abi 25 yaptık, 30-25 yaptık. Ankon domatesler yavaş yavaş çıkmaya başlamış arkadaşlar. Gördüm kızımı. Dönüşte karpuz alacağım Ankon'uma. Onun karpuzu gerçekten çok güzel oluyor. Pazarda, cuma pazarında. Şunu göstereyim. Ayşe kadın fazlının kilosu 120 lira arkadaşlar. Limon bakıyorum, limonun kilosu az önce gördüm 80 TL yazıyordu. Yanlış okumadıysam şahit. Limonun kilosu 80 lira. Hey yavrum hey. Pazar işimi de hallettim arkadaşlar ama saat 5'i geçti. Hemen eve gideceğim. Pazarlıklarımı tezgahın üzerine koyup Hakan'ı almaya gitmem gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kaldırımdan gideyim diyorum ama kaldırımlarımızda hiç var, hiç müsaade. Şuraya bakar mısınız? Tekerlekleri milim milim geçiriyoruz geçtiğimiz yerlerde.
Sonunda evime geldim arkadaşlar. Şuraya baktım ki anca İsmail'cim de kapıyı açtı. İki ya da üç sefer de artık yavaş yavaş İsmail'le beraber çıkartacağız ay. Yoruldum mu yoruldum arkadaşlar. Gerçekten berbat bir şekilde oldum. Kapım kapalı mı? Evet kapalı. Ben de artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyeyim. Kaçayım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Aferin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.